meleklere, yaşadığımız bu zor günlere sizler sayesinde güvenle atlatıyoruz. Biz hepimizde güvenle ve temiz uyurken siz hastanede insanları iyileştirmek için kalıyorsunuz. Belki de kaç gündür çocuklarınızı göremiyorsunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır ama lütfen bizi bırakmayın. Size çok teşekkür ederiz. Unutmayın, siz bu ülkenin beyaz meleklerisiniz. Merhaba, ben Ada. Biliyor musunuz, ben de doktor olmak istiyorum. Doktor olunca sizlere örnek alacağım. Siz bizim hayatlarımız için kendi hayatlarınızı feda ediyorsunuz. Biz yaşayalım diye gece gündüz çalışıyorsunuz. Sizi bekleyen çocuklarınıza ve ailenize bir an önce kavuşun diye dua ediyorum. Hepiniz bizler için bir kahramansınız. Sizi çok seviyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili sağlık çalışanları, hep bize yardım ettiniz. Biz de size alkışlarla teşekkür edeceğiz. Ve sağlıkla kalın. Merhaba, benim adım Aras. 7 yaşındayım. Koronavirüsten dolayı okulum kapalı. Biz sağlığımız için evde kalıyoruz. Siz bizim için çalışmaya devam ediyorsunuz. Lütfen kendinize dikkat edin. Sizi seviyoruz. Sevgili sağlık çalışanları, sağlığı yerinde olmayanları sağlığa kavuşturduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizlerin sağlığını korumaya çalıştığınız için de teşekkür ederiz. Eve gidemeyenler için çok üzüldüm. Koronavirüsü bir an önce bitsin. Herkes eski hayatına dönsün istiyorum. Teşekkür ederim. Sevgiler, Doruk. Merhaba, ben Nil. Sağlık çalışanlara mektubumu yazdığımı şimdi okuyacağım. Okumaya başlayayım mı? Tamam. Bizleri koronavirüsten korumaya ve iyileştirmeye çalıştığınız için çok teşekkür ederiz. Hemşireler, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlar, kendinize lütfen çok dikkatli edin ve hasta olmayın. Sizlerle gurur duyuyorum. En kısa zamanda bu koronavirüsten kurtulacağız. Her şey yolunda gidecek. Sizleri çok seviyorum. İyi akşamlar. Bay bay. Bizim kıymetlilerimiz derken doktorlarımız, hemşirelerimiz, yani sağlık sektöründe çalışan bütün güzel insanlar. Bizler için canlarından vazgeçip kendi canlarını hiçe sayıp gece gündüz çalışan Türkiye'nin sağlığına kavuşması için yapmış olduğunuz fedakarlıklar için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum ve sizler için hep dua ediyorum. İyi ki varsınız. Sevgili sağlık çalışanları,
Siz olmasanız dünya hep virüsle savaşır. Sizin bu büyük emeğiniz milyarlarca insanı kurtardı. İyi ki varsınız. Bizim kahramanımız, yani sağlık çalışanımız. Sizi çok çok seviyorum. Şimdi siz de doğa okuyacağım. Umarım sağlıklı olursunuz. Şimdi benim ettiğim dualarla daha iyi olacaksınız. Sevgili sağlık çalışanları, iyi ki varsınız. Yaptığınız iş çok zor, önemli. Biliyorum sizin sayenizde hastalar iyileşebiliyor. Umarım hastalıklar hemen biter. Siz de ailenize kavuşursunuz. Sevgili sağlık çalışanlarımız, öncelikle bu zor günlerimizde bizlere yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te hasta yatağında benim Türk doktorlarına emanet edin demiştir. Sizlere güvenim sonsuz. Ben her akşam saat 21'de sizlere alkışlıyorum. Sizleri çok seven Zeynep İri Aksan. Sevgili doktorlar, bize verdiğiniz çaba için çok teşekkür ederiz. İnşallah siz de hayatınızı sağlıklı bir şekilde yaşarsınız. İnşallah koronayı yeneriz, amin. İyi günler dilerim. Sağlık çalışanlarına, annem size yardım olarak sağlıklı yemekler yapıyor. Korona geçince size çok teşekkür edeceğim. Siz bir kahramansınız. Yaptığınız tüm fedakarlıklar için teşekkür ederim. Sevgili sağlık çalışanlarımız, bizler için çok çalışıp emek veriyorsunuz. Hasta olanları iyileştirmeye çalışıyorsunuz. İnsanlar için kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Bu yüzden sizler hasta olmayın diye dua ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Maskenizi çıkarmayın. İlk önce teyzem Tuğba, Kaynak A ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Aras Arıcı. 3. Değerli sağlık çalışanları, dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle kötü bir dönemde bulunuyoruz. Sağlığımızı korumak için evden çıkamıyoruz. Fakat siz kıymetli doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız, siz bizleri korumak için canla başla çalışıyorsunuz. Gece gündüz demeden fedakarca davranıyorsunuz. Ben de size buradan gösterdiğiniz çaba için teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri çok seviyor ve kolaylıklar diliyorum. Sevgili çalışanlarımız, zor bir dönemdesiniz biliyorum. Ben de size yardım etmek... Ben de size yardım ederdim ama korona virüsünden dolayı gelemiyorum. Ölmek de istemiyorum. Bize yaptıklarınız bizim için çok değerli. Siz çok çabalıyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.
Sevgili sağlık çalışanları, siz bu zorlu günlerde herkesi iyileştirmeye çalışırken, insanlar da koronavirüsle baş etmeye çalışırken, sizler virüse aşı bulmaya çalışırken, umarım aşıyı bulursunuz. Bu zorlu günleri atlatıp her şey normale dönecek. Size çok güveniyoruz. Siz bizim için çok çok önemlisiniz. Sevgiler, yazan Kıvanç Uçar. Gece demeden, gündüz demeden, virüs demeden sağlığımız için çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürler. Onlar için ben evdeyim. Lütfen siz de evde kalın. Bu zorlu dönemde hepimiz evde kalıyoruz. Hepimiz çok sıkıldık. Korona bize ilk geldiğinde çok korktum. Ama anladım ki korkacak bir şey yok. Bu dönemde sizin çalışmanız bizi çok mutlu ediyor. Size çok minnettarız. Evde kal Türkiye'm. Sağlık çalışanlarımız, sizinle gurur duyuyoruz. Hiç durmadan çalışıyorsunuz. Biz sizin için evimizdeyiz. Siz bizim için hastalarımızı iyileştiriyorsunuz. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız. Ve sizler bizim kahramanlarımız olacaksınız. Merhaba sevgili sağlık çalışanları, ben Didem. Bu zorlu dönemde, yani koronavirüs COVID-19 döneminde kimsenin yapabileceği bir şey yok. Ama sizler hariç. Yaptığınız hiç kolay bir iş değil. Herkes evine kapanmalı. Anneanne, babaanne ve dedelerimiz tehlikede. Biz çok dikkat etsek de bazı yerlerdeki insanlar çok duyarsız. Siz gece gündüz demeden çalışıyor, hastalarınızı iyileştiriyorsunuz. Bu dönemde her şeyimizi size borçluyuz. Sevgili sağlık çalışanları, siz bizler için hastanelerde kalıp bize hasta olunca tedavi ediyorsunuz. Biz size evde kalıp size yardım etmeye, yani yükünüzü hafifletmeye çalışıyoruz. Siz bizler için hastanede kalıyorsunuz. Umarım biz size yardımcı olabiliyoruzdur. Biz sizler için evde kaldık. Size yardım etmek için evde kalmaya dikkat edeceğiz. Sevgili sağlık çalışanları, sizlere çok teşekkür ederim. Biliyorum çok yoruluyorsunuz ve hasta olanlar için çok çalışıyorsunuz. Bunun için size minnettarız. Emeklerinizi boşa çıkarmamak için kardeşim ve ben hiç dışarı çıkmıyoruz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsın. Sevgiler. Sevgili sağlık çalışanlarımız, sizler bu zor günlerde bizler için çalışıyorsunuz. En çok da evde sizi bekleyen çocuklarımız sizleri çok özlüyordur. Siz de onları çok özlüyorsunuzdur. Bizler hep evdeyiz. Hastalıklardan korunmak için elimizden gelenleri yapıyoruz. Biz her akşam saat 9'da balkonumuzda çıkıp sizi alkışlıyoruz. Çünkü siz bizim sağlığımızı koruyorsunuz. Her şey için bize çok teşekkür ediyor. Size çok teşekkür ediyoruz. Size 100 tane öpücük ve o 100 tane de çiçek gönderiyorum. Ve bunlar da sizin için. Merhaba, ben Serdar. Sağlık çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler varsınız. İnşallah bu virüsün ilacı bulunur. Da eski hayatımıza döneriz. Biz okulumuza, öğretmenlerimize, arkadaşlarımıza kavuşuruz. Sizler de ailenize kavuşup çocuklarınızı çok çok sever
sizsiniz. Bay bay. Sizi seviyorum. Çok çok seviyorum. Sevgili doktorlar ve herkes. Doktorlar, bize çok yardım ettiniz. Size bir şey olmasın, bizi hep sevdiniz. Biz de sizi severiz. Tüm JTK ve diğer okullar size yardım etsin, sizi sevsin. Hemşireler, siz aşılarımızı yaptınız, bize baktınız. Siz olmasanız ne yapardık? Hep gülen yüzlerle gelirsiniz. Hemşireler, her zaman sağlıklı günler olsun. Hasta bakıcılar, her zaman yanımızdasınız. Siz olmasanız hasta insanlar ne yapardı? Sizi tüm yüreklerimizle severiz. Sizi de her zaman da seveceğiz. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, kalp. Sağlıkla geleceğine inandığımız güzel günler için size güveniyoruz. Sadece alkış yetmez. Size yürekten kucak dolusu sevgi gönderiyor ve dua ediyoruz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız tüm sağlık çalışanları. Tüm sağlık çalışanları, dışarıda virüs var, biz evimizdeyiz ama siz hala hep işe gidiyorsunuz. Sizin sayenizde hastalarımız iyileşiyor. İyi ki varsınız. Çok çalışıyorsunuz. Çok yoruluyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Sevgili sağlık çalışanları, bizi koronadan kurtarmak için canla başla çalıştığınız için teşekkürler. Umarım siz de bir an önce çocuklarınıza kavuşursunuz. İyi ki varsınız. Merhaba kurtarıcı meleklerimiz. Bu zor günlerde en çok sizlerin desteğe ihtiyacı var. Sizin sayenizde hastalar iyileşiyor. Sizleri çok seviyoruz. Tüm Türkiye'yi sesleniyorum. Kurtarıcı meleklerimiz için evlerinizde kalın. Siyah günleri aydınlatan beyaz önlüklüler. İyi ki varsınız. Jale Tezer Koleji'nden sağlık çalışanlarına mektup var. Çok çalışıyorsunuz. Çok yoruluyorsunuz. Teşekkür ederiz. Merhaba. İyi ki hastanelerinizi açıyorsunuz. Biz de iyileşebiliyoruz. Sizin için bu zor bir sorumluluk biliyorum. İnşallah koronavirüsü geçirebilirsiniz. Size kocaman yapıyorum. Görüşmek üzere. 3. Sevgili sağlık çalışanları, bizi virüsten kurtardığınız için size teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız bir sürü insan ölebilirdi. Biz bir de sınıfındaki öğrenciler bu mektubu sizin için hazırlıyoruz. Belki ben de sizin için ileride robot yaparım. Siz de evde huzur içinde dinlenirsiniz. Yaşasın sağlık çalışanları. Merhaba sağlık çalışanları. Benim adım Yağmur. Bizlere verdiğiniz emekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizler bizler için büyük fedakarlıklar yapıyorsunuz. Lütfen kendinize dikkat edin. Sevgilerimle Yağmur. Sevgili sağlık çalışanları, bizim iyileşmemiz için hastanelerde her yerde bizimlesiniz. Bize moral veriyor ve birçok hastayı iyileştiriyorsunuz. Siz her gün erkenden kalkıp koşa koşa hastaları iyileştirmeye giderken biz sizlere yardımcı olmak için evimizde kalıyor. Ellerimizi sık sık yıkıyor ve ellerimizi yüzümüze ve tozlu yerlere sürmüyoruz. Ama eğer zorunlu olursak ellerimizi bol su ve sabun ile yıkıyoruz. Siz hiç merak etmeyin. Biz sağlığımızı koruyoruz. İyi çalışmalar. Size çok ama çok teşekkür ederiz. Tüm dünya çok zor günlerden geçmekte. Koronavirüs tüm dünyayı sardı. Milyonlarca insan öldü. Kiminin annesi, kiminin babası, kiminin dedesi aramızdan ayrıldı.
Sizler bu süreçte bu virüsle mücadele eden hastalara iyileşmeleri için korkusuzca hastanelerde çalıştınız. Biz hastalığın isminden bile korkarken siz her gün hastaların yanındasınız. Bazen evlerinize gidemediniz, bazen çocuklarınızı görmediniz, sarılamadınız ve daha az uykuydunuz. Ne kadar da fedakar çalışıyorsunuz. Artık hepiniz bizim kahramanlarımızsınız. Belki ben de bir gün doktor olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Her şey için teşekkürler. Sevgili sağlık çalışanları, şu anda bütün dünyayı etkileyen çok kötü bir hastalık var. Bu yüzden biz de okula gidemiyoruz. Evde kalıyoruz. Ama siz evde kalmıyorsunuz. Çünkü çok hasta var. Onları iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Ben de hastalanırsam beni de iyileştireceksiniz. Biliyorum çok yoruluyorsunuz. Onu da biliyorum. Sizler çok iyi insanlarsınız. Hepinize teşekkür ederiz. Bazı insanları tedavi edemezsiniz bile. Sizi çok seviyoruz. Belki çocuklarınız evde sizi bekliyor. Onlara kavuşmanızı çok istiyorum. Hastalık bitince herkes çok mutlu olacak. Sevgili sağlık çalışanları, umarım mektubumu beğenmişsinizdir. Sevgili sağlık çalışanları, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, temizlik görevlilerimiz, hastanelerde çalışan bütün görevlilerimiz çok teşekkürler. Siz bizlerin hastalanmaması ve hastalananların iyileştirilmesi için çok yoruluyorsunuz. Bu mektubu sizlere moral vermek için yazdım. Sizler bizler için çok önemlisiniz. Ben kurallara uyuyorum. Evde kalarak derslerime çalışıyorum. Kitabımı okuyorum. Oyun oynuyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarı ve kolaylık diliyorum. Her zaman sizi sevgi ile takip ediyorum. Güzel günlerin bir an önce gelmesini diliyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Hep çalışıyorsunuz, bizi iyileştiriyorsunuz. Fiziksel bir sorunumuz varsa bizi iyileştirirken fiziksel sorunumuzla ilgili bizi sakinleştirip teselli ediyorsunuz. Hele de şu koronavirüs geldiğinden beri. Hayır, zaten bu güzellikleri yapıyordunuz ama sadece koronavirüs geldiğinde ülkemizin durumu daha kötüleşti. Aslında tüm dünyanın durumu kötüleşti. Ama siz yılmadan, pes etmeden çalıştınız. Gece gündüz demeden çalıştınız, çalıştınız, çalıştınız. Elinizden ne geliyorsa yaptınız. Merak etmeyin, bu çabanız boşa çıkmayacak. Hepimiz kaç haftadır evimizden çıkmadık. Bir ay olmak üzere. Biz sizin için bu kadarını yapabiliyoruz. Ben büyüyünce doktor olacağım, cerrah olacağım. Hayat kurtarmak istiyorum. Sizin gibi insanları kurtarmak için yollar bulacağım. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. Bizleri bu zamana kadar koruyan sağlık çalışanlarına ve onların ailelerine çok teşekkür ediyorum. Ben ve ailem de sizler için evimizden çıkmıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sevgili sağlık çalışanları, bizler için hiç durmadan çalışıyorsunuz. Bu mektubu size teşekkür etmek için yazıyorum. Sizlere çok güveniyorum. Evlerinize gidemiyorsunuz ailenizden. Hatta çocuklarınızdan ayrı kalıyorsunuz. Biliyorum onları çok özlüyorsunuz. Ama biraz daha dayanabilirsiniz. Size bu konuda güveniyorum. Ben de evde kalarak size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu kötü günlerin çabuk bitmesini istiyorum.
Size iyi şanslar diliyorum. Sizlere bir mektup yazdım. Şehit Jale Tezer Koleji'nden sağlık çalışanlarına mektubum var. Doktor amcalar, siz bizim için çalışıyorsunuz. Hiç yorulmadan çalışıyorsunuz. Hemşire ablalar, siz bizim için evinize gitmiyorsunuz. Covid-19 virüs bütün dünyaya yayılıyor. Sizlerse insanlara bulaşan bu virüsü hastalara kurtarmak için çabalıyorsunuz. Çinlilere çok kızdım. Ama 14 gün sonra Covid-19 ölecek. Sizler de çocuklarınızın yanında evinize gidebileceksiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ve polis amcalar ve bütün bilim adamları. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili sağlık çalışanları, merhaba. Ben Murat. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız, ülkemiz şu anda koronavirüsü salgını altında. Çok kötü günler geçiriyoruz. Dedelerimiz, anneannelerimiz evden çıkamıyor. Biz de evden çıkamıyoruz. Virüsten kendimizi korumak için evi temizliyoruz ve dışarı bir adım bile atmıyoruz. Fakat siz gece gündüz hastanelerde çalışıp hastaların hayatını kurtarıyorsunuz. Evinize, çocuklarınıza gidemiyorsunuz. O hastalar için kendi hayatlarınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ben her akşam 9'da balkona çıkıp sizi alkışlıyorum. Işıkları açıp kapatıyorum. Bizler için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ben siz varsınız diye hasta olmaktan korkmuyorum. Sevgilerimle Murat. Sevgili sağlık çalışanları, merhaba. Ben Dokkal Demir, Jale Tezer İlkokulu öğrencisiyim. Doktorlarımızla, hemşirelerimizle, hasta bakıcılarımızla, yani tüm sağlık çalışanlarına öncelikle çok teşekkür ederim. Ülkemizde ve dünyada koronavirüs tehlikesi bulunuyor. Koronavirüs çok tehlikeli bir virüstür. Şu an ülkemizde okullar kapandı, evlerimizden çıkamıyoruz. Büyüklerimize ve bize dışarı çıkma yasağı geldi. Ama yine de ben korkmuyorum. Çünkü biliyorum ki sizler oldukça biz tedavi olabiliriz. Sizler de bizim için tüm risklere rağmen dışarı çıkıp çocuklarınızı evde bırakıp çalışmaya gidiyorsunuz. Hastaları tedavi ediyorsunuz. Siz bizim hayatımızı düşünüyorsunuz. Çok cesursunuz. Sizler bizim hayatımızda var olduğunuz için çok mutluyum. Sizi çok seviyorum. Bunu hiç unutmayacağız. Sevgili sağlık çalışanları, sizi çok seviyorum. Siz bu zor günlerde bizlere yardım ediyorsunuz. Sizler bu hastalıklara, virüse karşı çıkmaya çalışıyorsunuz. Sizi çok seviyorum çünkü sizler çok iyisiniz. Siz bu hastalıkları virüs demeden başarabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Sevgili sağlık çalışanları, hasta olanlara yardım ettiğiniz için teşekkürler. Bu hastalık varken bizim için çalışıyorsunuz. Siz olmasaydınız biz ne yapardık? Siz insanlara iyi olsun diye uğraşıyorsunuz. Siz çok iyi insanlarsınız. İyi ki varsınız. Siz bu mesleği insanlara yardım etmek seçtiniz. İyi ki varsınız. Sağlık çalışanları, sizleri çok seviyoruz. Biz şu an evdeyiz ama sizler bir hasta olmayalım diye çok çalışıyorsunuz. Biz anne babamızla birlikteyiz ama siz çocuklarınızdan ayrı çalışmak zorundasınız. Bu yüzden size çok teşekkür ediyorum. Şu an en çok istediğim şey bu hastalığın bitip sağlıklı evinize dönmenizi. Hepinizi çok seviyorum. Sağlık alalım. Sevgili sağlık çalışanları, biz evde kalsak bile siz hastaneye gidip insanları iyileştiriyorsunuz. Koronavirüs için de çok hazırlıklısınız. O yüzden Türkiye'yi koronavirüsten koruyacağınıza inanıyorum. Benim babam da hastaneye gidiyor. Koronavirüse rağmen hastaları iyileştiriyor. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün doktorlar, sizi çok seviyorum. Seviyoruz. Siz olmadan hiçbirimiz sağlıklı kalamazdık. Ve siz olmasaydınız hiç birimiz
hayatta da kalamazdık. Size çok teşekkür ederiz. Bugünlerde hiç birimiz dışarı çıkamıyoruz. Ama bu koronavirüs geçince tekrar dışarı çıkabileceğiz. Bitti. Doktorlar ve hemşireler. Sevgili doktorlarımız ve hemşirelerimiz. Sizleri bu zor zamanda çok önemlisiniz. Hastalarla beraber COVID-19'a karşı mücadele ediyorsunuz. Gece gündüz çalışıp uyumuyorsunuz. Televizyonda bize yol gösteriyorsunuz. Örneğin el yıkamak, evde kalmak, maske kullanmak ve daha çok bilgi veriyorsunuz. Hastalığın size bulaşmaması için elinizden geleni yapın. Sizlere çok teşekkür ederiz. Sevgilerle Tuna Sergi. Bu dünya sessiz olmaz. Sevgili sağlık çalışanları, bu mektup sizler için. Sizi ve yazacaklarımı çok önemsiyorum. Koronavirüs yüzünden evde kalmak zorundayız. Ama sizler bizler için dışarı çıkıp hastaneye gidiyorsunuz. Bizleri kurtarmak için sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz. Ben de büyünce sizler gibi doktor ya da veteriner olmak istiyorum. Sizler gibi insanlar, hayvanlar ve dünyadaki tüm canlılara yardım etmek istiyorum. Her akşam saat 9'da pencereden sizi alkışlıyorum. Sizleri çok alkışlarsam o kadar güçlü olacaksınız. İyi ki varsınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Evde kal Türkiye. Sevgili sağlık çalışanlarımız, çok büyük fedakarlık yaptığınızın farkındayım. Hastaları iyileştirmek için evinize bile gitmediğinizi öğrendim. Bu yaptıklarınız için size çok teşekkür ederim. Umarım siz de hasta olmazsanız ve herkes iyileşir. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Sevgili sağlık çalışanları, size ne kadar teşekkür etsek azdır. Virüs varken siz sokağa çıkıp bizi iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Sevgili sağlık çalışanları, siz bizi korumak için gece gündüz çalışıyorsunuz. Bazen evinize gidemiyorsunuz. Çocuklarınızı göremiyorsunuz. Sizin sayenizde bu günler geçecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tamam. Sevgili sağlık çalışanlarımız, ben küçükken sizden çok korkardım. Her beyaz önlük gördüğümde ağlardım. Çünkü beni muayene ettiğinizde elinizdeki aletlerin bana zarar vereceğini düşünüyordum. Ama büyüdükçe daha iyi anlıyorum ki binlerce kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Bu zorlu süreçte herkes sağlığı için evde kalırken sizler ailenizden, çocuklarınızdan, sevdiklerinizden ve en önemlisi yaşama hakkınızdan vazgeçerek bizler için büyük bir özveri, fedakarlık ve
gayret ile çalıştığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet edin. Geleceğimizle oynamayan sağlık çalışanlarımız bizim için gece gündüz demeden ülkemiz için bu kadar uğraşırken hala bazı insanlarımız kurallara uymamaktadır. Bütün sağlık çalışanları kendi hayatlarına ve en önemlisi kendi sağlıklarından vazgeçmemiş durumdalar. Bizim onları düşünmemiz, kendi sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekir. Bunun için de kendi sağlığımız ve başkalarının sağlığı için elimizden geldiğince evimizden çıkmamalıyız. Çıkmak zorunda ise maske ve eldiven takmadan çıkmamalıyız. Bütün sağlık çalışanlarımız için kurallara ve uymalı. Onların işini zorlaştırmamalıyız. Koronavirüs ülkemizin için kötü bir düşmandır. Bir kurtuluş çabasındaki askerlerimiz vatanımız için hiç durmadan savaştırsa sağlık çalışanlarımız da şu an aynı askerlerimiz gibi canla başla savaşmaktadır. Ve bu savaşı kazanmak için el ele verip evde kal Türkiye'm. Bütün sağlık çalışanlarımızı çok seviyoruz. Bütün kalbimle onlara dua ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya sonsuza kadar teşekkür ediyorum. Evde kal Türkiye. Sevgili bakanımız, değerli doktorlarımız, hemşirelerimiz ve temizlik görevlilerimiz, ambulans çalışanlarım, hepiniz bizim kahramanımız. Korona virüsünden kurtulmamız için gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Halkınız sağlığı için evinizi zeden ailenizden sevdiklerinizden ayrı kaldınız. Sizlere çok saygı duyuyorum ve seviyorum. Sizleri ayakta alkışlıyorum. Sizlere yardımcı sağlık çalışanları, abilerim, avlilerim, bizim için çok çalıştığınızı biliyorum. Sevgili atamın dediği gibi beni Türk doktorlarına emanet edin. Bilinciyle tüm meleklerden sizleri ve tüm insanları koruması için dua ediyorum. Bu arada ellerimi yıkamayı unutmuyorum. Sevgili sağlık çalışanları, salgın yüzünden hepimiz evde kaldık. Her gün hastanede salgın yüzünden hiç durmadan çalışıp hastaları tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Biz de evden çıkmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Böylece hastalığın yayılmasına engel oluyoruz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Biz evimizdeyken siz hastanede yüzlerce hastayı tedavi ediyorsunuz. Sizlere kucak dolusu sevgi ve çok teşekkürler. Sevgili sağlık ekibi, geçirdiğimiz bu zor günlerde hayatlarını bizim için yok sayıp sevdiklerinden
uzakta gece gündüzleyemeden çalışan bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Allah'tan bütün sağlık çalışanlarına güç, hastalara da acil şifalar diliyorum. Sevgi ve saygıyla hepinizi kucaklıyor, iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklı olmak demek bir yerimiz ağrımıyorsa ve mutluysak bu sağlıklı olduğumuzu gösterir ve çok güzel uyumamız lazım. Güzel beslenmemiz lazım, spor yapmamız lazım, iyi temizlenmemiz lazım. Doktorlar hastanede bize bakıyor. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun. Doktorları çok seviyorum. Bu Erva doktor, bu da Saadet doktor. Doktorları çok seviyorum ama en çok bu ikisini seviyorum. Çünkü onlar benim doktorlarım. Doktorların bizi ne kadar önemsediğini biliyorum. Onları çok seviyorum. Onları öpüyorum. Bizi onlar hastalıklardan koruyorlar. Ondan sonra bizim iyiliğimizi sağlıyorlar. Değerli sağlık çalışanları, bizim iyiliğimiz için yaptığınız iyilikler için size minnettarız. Sayın öğretmenim, ben Yaşam Hastanesi'nin çizdim. Sağlık çalışanlarına yardım etmek için biz evde kalıyoruz. Gökçen'im, elindeki ne aşkım? Doktor. Neden yaptın onu? Çünkü bugün sağlık çalışanların günü. Onlara bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne söylemek istersin? İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Size tekrardan iyi ki varsınız. Hemşire ve doktorlarımız, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Doktor, hemşire, hasta olanları muayene eder ve istediği zaman doğum günü yapar ve çok güzel... Doktorlar çok iyilik yaratır bize hastalığı mane ettikleri için. Ben doktor çizdim. Bu bizim sağlığımızı mikropları öldürür. Burada hemşire ve doktor var. Buradaki kız hasta, onu iyileştirmeye çalışıyorlar. Buradaki kız... oyuncak ayıcıyla birlikte yatakta yatıyor. Hemşirenin elinde doktor çantası ve iğnesi var. Buradaki tuşlar yatağı kaldırıp indirmek için. Sağlık çalışanlarımızın günü kutlu olsun.